Merhaba arkadaşlar. Bu akşam gene bir börek yapacağız. Bu yalancı boşlak böreği. Boşlakların yaptığı ama hazır yufkayla yapılan yoğurtlu, kıymalı, patatesli bir boşlak böreği. Bu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu da değişik bir tat. Hanımların bazıları bilir bunu. Bunun malzemeleri de basit. 2 tane orta boy patatesi çok ince doğradım şöyle. Bir orta boy soğanı gene çok ince doğradım. Ve 250 gram kıyma. Böyle. Arkadaşlar. Şimdi güzel karıştıracağız. Buna ne kadar tuz gider tahminimce. Tuz oranı pek vermeyi sevmiyorum dediğim gibi. İşte yarım tatlı, bir tatlı kaşığı bir tuz. Ve bu böreğin olmazsa olmazı karabiber. Ne kadar? O da işte bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı dolmamış biçimde. Ve kıymamız. Kıymamız ne kadar? 250-300 gram arkadaşlar. Bunu şimdi bir güzel böyle karıştıracağız. Büyük bor bir tepsi aldık. Bir güzel yağladık. Tepsimizi kenara koyuyoruz. Şimdi bunda yufkamızı alıyoruz. Şöyle yarıdan katlayıp böyle ikiye bölüyoruz. Benim bir yufkacım var. Çok güzel, çok ince yufka açıyor. Öyle bir yufkacı bulursanız hiç sıkıntı olmaz arkadaşlar. Malzememizi döşüyoruz şöyle. Burada ilk başta burası gergin yaparsanız ufak. Öyle çok şişko şişko kabarık kabarık olmaz. İncecik boşlak böreği gibi olur. Sabırlı ve yavaş. Gördüğünüz gibi. Her iş özenerek yapıldı bakın çok güzel olur. Şimdi tepsimizi getiriyoruz. Bu ilk ağız şöyle bürüyoruz. Çok da sıkmadım yani ince yaptım ama havalansın biraz. Şimdi üst sosunu yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir kase normalde diyelim bir hoşaf kasesinden biraz fazla yoğurt. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ve bir yumurtayı beraber çırpacağız. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Ve böreğimizin üstüne rastgele böyle dökmeye başlıyoruz. Her yerine gelecek zaten aşağı yukarı. Evet arkadaşlar böreğimizin son hali ne yapıyoruz? Bunu 200 derece ısıtılmış fırına tam orta göze koyuyoruz. Evet arkadaşlar böreğimiz oldu. Şöyle bir yakından bakalım. Gördüğünüz gibi bu yoğurtlu. Bu değişik bir tat. Her zaman aynı börekten sıkı alınır için yoğurdun keskin tadı da var. Ben üstünü kapamıyorum. Çıtır isteyenler üstünü kapamasın. Böreğin arkadaşlar. Evet. Böreğimizden bir dilim kestik. Buyurun size mükemmel bir tat arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun.